Evet Nihat gençte de yansın programındayız. Herkese mutlu akşamlar. Ee, tabii sizin de her hafta cumartesileri iple çektiğinizi biliyoruz. Aynı programı ben de iple çekiyorum. Nihat abi hoş geldin. Hoş bulduk. Tabi ee, tabii gündemde bir çok başlık var. Ben bunları tek tek sıra 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 çabuk, sıra çabuk, okumayacağım. Çabuk, 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 hemen çabuk. hızlı hızlı zaman kaybetmeden abi sonra kızıyorlar niye zaman kaybediyorsunuz? Daha da süreyi uzatın diyorlar. Çabuk, çabuk. Abi hemen gireyim. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde operasyon yapıldı. Bazı profesörler alındı. Bazı akademisyenler alındı. Şimdi Amerika bir Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğinden de tepki geldi. Serbest bırakın tepkisi. Şimdi tabii göz altındalar. Birkaç kişi çıktı ama yine de tartışma Osman Kavala üzerinden yürüyor. Yani bir Soros vakfı acaba buraya ajan mı getirdi getirmedi mi? Bir tür tartışmalar var. Neler söyleyeceksin abi, öyle başlayalım? E, orada tabii insanların e, şeylerin profesörlerin akademisyenlerin alınması daha önceki konuşmalarımızda da var. Bunlar alınmasın yani böyle bir şey itirazımız kökünden. Ama tabii yani burada geçmiş döneme biraz 90'lı yıllardan sonra Türkiye'de bir iklim oluşturuldu. Bu iklimde çok aklı başında dediğimiz, çok profesör dediğimiz insanlar da etnikçilik yaptı. Etnikçilik yaptı. Ulus devlette de etnikçilik yapamazsın. Fransa'da kabul etmez, Amerika'da, Almanya hiç kimse kabul etmez. Bunlar yapılmıştır. Bir takım dernekler, vakıflar dolayısıyla yapılmıştır. Oradan bir şey biliyorsanız da soruşturun yani. Bildiğiniz şöyleydi, derneğiniz şöyleydi falan diye. Ama tutuklanma işi bize göre iş değildir. Tabi ee, tabii geçmiş dönemde her şey çok rahattı. Herkes istediği gibi televizyonlarda çıkıp yapıyordu bunu. Açılım süreçleri, çözüm süreçleri. Tabii barış bildirileri herkes de, de yaptı herkes yaptı. bu işe girdi. Nasılsa Türkiye'ye koptu gidiyor. Herkes etnik milliyetçilik yapıyor, rahatlığıyla konuştu. Şimdi dönüp dönüp tabii bunlar şey yapılmaya, ceza konusu olmaya çalışılıyor. İş karışık ama akademisyen, hukukçu, bilim adamı bunlar kalkıp sabah sabah alınmasını doğru bulmuyordu. Ama İçimizde bir yara vardır. Koskoca adamların kalkıp etnik milliyetçilik yapması, etnik bir kışkırtmaya, etnik bir ayaklanmaya, etnik bir bölünmeye, siyasi zemin taşıyacak, sosyal zemin satacak konuşmalar, çalışmalar, girişimler, dernekler bu anlamda kurulmuştur, yapılmıştır. Buralarda bir şey varsa soruşturulabilir. Ama tutuklanması, bilmem ne bunlar bana göre işler değil. Geçelim bunları. Evet. Şimdi bir yanda da şimdi bunu giriştikten sonra tartışılan haftanın tartışılan konusu geçen hafta sormuştum. Onun üzerinden devam edelim abi. Bu Fesli Kadir Mısır Mısıroğlu. tartışma büyüyor. aslında Şimdi burada hemen hızla girelim. Bu Fesli Kadir denen olayı Türk kamuoyu özellikle muhalefet yerin dibine sokmuştur. İnsan içine çıkamayacak bir halde sokmuştur. O yüzden başta o da Bu muhalifleri yazar, sizlerden hepsine teşekkür ediyoruz. Çıkmaması da lazım. Ve hatırlatılması lazım topluma. Böyle kalkacaksın işte Yunanmış, Rum gelse iyi olur gibi bu toprağın kaldıramayacağı lafları edeni yerin dibine sokarız. Türk halkı da yazarlarıyla, çizerleriyle, kamuoyuyla yerin dibine sokmuştur, affetmemiştir. Bütün muhalif şubeler bu konuda iyi çalışmış. Diyanet'e ne diyeceksin peki abi? E tabii kabul edilemez. Bir de resmi giysisiyle gidiyor. Bunlar da nerede? Ya yani Diyanet'i de Kur'an biliyorsun Mustafa Kemal Atatürk yani kurdu, başlattı. Ve Diyanet'in şeyleri, Kurtuluş Savaşı'nda büyük mücadele olan o Rıfat Örde şey mi? Ler. Rıfat. Rıfat Örde evet. Ee, yani bu soylu da bir geçmişi var. Yani Diyanet Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış insanlar bunlar. Mücadele etmişler. E şimdi bir iklim değişiyor gibi değişiyor diyor. İslamcılık, Osmanlıcı gibi bir iklim. Siyasi iktidara fazla güveniyorlar. Biz artık her şeyi yapabiliriz diyorlar. Bu ülkede her şeyi rahat yapamazsın. Yaptırmayız. Evet. Zaten sen 200 bin hocaya beleş maaş ediyorsun. Türkiye'nin şu yoksul fakirlik içindeki halkın ve ekonomik kriz içindeki halkın en büyük bütçesine sahipsin. Yaptığın şeye bak. Şöyle insanlığın hayrına güzel şeyler yap. Kardeşleyici, bütünleştirici. Ortak değerlerimizi konuş. Diyanetin işi ortak değerleri bulup çıkarmaktır. İşte Yunus gibi ortak değerler, kardeşliğimiz gibi ortak değerler. Güzel, işte Aşure güzel bir geleneğimizdir. Bunun gibi ibadetlerimizin ortak bayramlarımız gibi. Ya yani ortak değerleri büyütmektir. Ama nifak tarafını büyütüyorlar bak dikkat et. Kim pislik yapmışsa, kim böyle kini, haseti, hainliği varsa ona yakın bir şey yapıyorlar. O bu da bizi üzüyor. Yapmayın diyoruz. Yapmayın. Yaparsanız böyle rezil rüsvay olursunuz. Ve diyanet kimliği giymiş, yani diyanet hoca şeysi giymiş bir insanın da bu kadar kepaze olması akıl alır değil. Sen ahlak timsali bir insan olmalısın aksine. Değil mi? Yani ahlak timsali en güzel ahlakla donanmış olmalısın. En güzel siyasi ahlakla, en güzel arkadaşlık, dostluk, bütünleştirici ahlakla biz seni görmek istiyoruz. Dinimiz de öyle görmek istiyor, Türkiye halkı da sizi böyle görmek istiyor. 80 milyon. Ama sen gidiyorsun bölücü, tuhaf, karıştırıcı, kışkırtıcı, ağzından salya akan, suratına tükürülmeyecek insanlar, hortlak suratlı insanlar yarı deli insanlar, tımarhanelik raporu olan insanları şey yapıyorsun, meşrulaştırmaya, onları ihtiram gösteriyorsun onlara. Ayıptır bunlar. E, bunların cevabını alacaklardır. Yeterince de rezil oluyorlar zaten. Tepkiler çok ya, arttı tabii de. Ya bu kadar güzel büyük imkanlarınız var. Her cami hocanız maaş alıyor. Her köye cami kurmuşsunuz. Yediğiniz önünüzde yemediğiniz arkada. inanılmaz bütçeler. Bodrumlara bile saraylar yapan bir diyanet. Yani niye aklı başında daha düzgün, daha temiz, daha akıllı yürümüyorsunuz da kendinizi bu kadar deşifre eden? Değil mi? Yani bu Tatmaya ben şey çaz. Ya ben şeyi görüyorum. Bir tane soygun soyguncular var. Soyguncular her şeyi iyi Maskeleri iyi düşünmüşler. Şeyde tereden yal çıkar gibi bankayı soyacaklar. Ama bir işlerin öküz tane bir tane gruba uyum sağlamayan, disiplin olmayan öküz yüzüne getirdiği çorap maskesini yırtmış yüzünü gösteriyor. Ya gösterme. diğer İşleri Başkanı gösterme. <laughs> ne güzel yağma talan gidiyorsunuz. Ya yani niye kendinizi bu kadar öne atıyorsunuz, fırlatıyorsunuz. Değil mi? İşaret ediyorsunuz kendinize. Biz buradayız diyorsunuz. Biz buradayız. Hem yağma hem talan hem de değil mi? Şey içerisinde biz bir yer gösteriyorlar kendilerine. İşte bulundukları yer de bu. Geçelim. Geçmeyelim. Şöyle tabii, e, bu bu geçtiğimiz Fesli şahsın daha öncesinden Clinton'a falan rapor yazdı. Niye? Hilafet, Türkiye hilafet nasıl gelecek falan. Bunu açık açık söylediği de ortaya çıktı. Hem buna ben dair... yeni duydum ya. Evet, evet öyle. Yani resmen rapor yazın söylüyor. Hilafetle ilgili Amerikalılar bana geldi. Clinton'ın işte hilafet nasıl getirilir Türkiye diye sorduğunu. Bunun videoları çıktı ortaya. Hatta bakarlarsa görürler çok izleyicimizde. Şimdi bir yandan daha yeni çıktı bu video. Fesli Kadir'e tepkiler var bir de bir yandan abi. Şimdi tepkiler güzel bir anlattın sen de. Herkes tepki verdi. Sen verdin, ben verdim ya da işte bütün herkes verdi. Cumhuriyet Halk Partisi de verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok tartışılan bir isim. Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan. Sen de Trabzonlusun diye söylüyorum. Fesli Kadir'i eleştirirken işte o da zaten Trabzonlu. Pontus'u işte Pontus'u hayalini taşıyor falan. Ya bu bu çok kadar dersiz, lafını bilmeyen, çirkin. Yani bir CHP vekili oluyorsun sen. Yani nereden bakana Bir vekil oluyorsun. Bir vekil söylediği laftan haberdar olacak. Sen ne yapıyorsun ya? Ya bu CHP'li bu arızalar yapanların sayısı da çoğaldı yani. Süheyl Batım da gene öyle karışık. Onu konuşuyor. da soracağım tabii. O... Abi ne bu ya? Bu kadar çirkin konuşuyor. Bu insanlara bakın yeni nesle sesleniyorum ben. Ya böyle kitap okuyun. Okuduğunuz kitabı yüksek sesle kendi içinizde tekrar etmeye çalışın. Deyin ki ben bu kitaptan ne öğrendim diye. Kitabı bitirdiniz ya. Bu kitap bana ne öğretti deyin ki duvara karşı konuşun. İfade yeteneği, anlatma yeteneğiniz olsun. Bakın böyle rezil olursunuz. Meramını da aşıyor. Karışık kuruşuk yerlere giriyor. O sözlüklerde ergen çocukların birbirini suçlaması gibi. Yok pontuz uşağı, yok bilmem ne uşağı. Bir de cahil insanlar. Yani ayıptır böyle şeyleri söylemek. Bakın hatırlatayım o terbiyesiz adama. Balkan savaşlarından umut kesildi. Ve Trak işgal edildi Bulgarlar tarafından. Bir şansımız kaldı. Afyon ve Kütahya'dan ihtiyat birliği geldi. Balkan Savaşları'nda Tekirdağ, Çorlu, Büyükçekmece'yi buraları kurtarmak için. Bir de bir aylık yoldan yürüme yürüme Trabzon'dan alay geldi. Trabzon uçakları alay geldi. Tekirdağ kurtarmaya. Ya kendi tarihine baksın ya. Ayıptır. Karadenizliler, e, savaş, kahramanlık denildiği zaman benim en çok ağladığım sahnelerdir. Çanakkale'de, bu. Karadenizler akşama kadar şey yapıp kavga, şey dövüş, savaş ve akşam onların ezan namazı da kıldıktan sonra horon tepmeleri. Ya Kutul bile okuyorum. Orada bir Karadenizli çavuşun, Las çavuşun savaşın da kritik bir noktasında. Kanıyla kendisini kim öldürdü, nereden geldiler diye istihbaratı bilgi veriyor. Ölürken kanıyla çavuşumuz. Aklına neresi gelir? Bana bir savaş alanı söyleyin ki orada en önde hücum etmeyen Karadenizler olmasın. Bu Fatih'ten beri de böyledir bu. Ee, ve bunlar çok haksız yakıştırmalardır. Çok pis şeylerdir. iğrenç şeylerdir. Ve bunu bir de CHP gibi ülkenin bütünlüğüne sahip çıkması gereken insanların söylemesi de çok manidar. Bu kadar kalitesiz vekiller nereden geliyor? Ya, bu avukatlarla avukat mı bu bilmiyorum. Bu Bir avukat doluyor meclise. Çok avukat. Bunlar kendilerine çok güveniyor. Böyle pata 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 laf söyleyince slogan var laflar bir şeye karşı çıktıklarını, bir şey iddia ettiklerini falan sanıyorlar. Yok böyle bir şey ya. Zayıf insanlar. Ya meramını anlatamayan bir insan. Hani çocuk konuşana kadar meramını anlatamaz. Hep ağlar bir şey. Su ister ama su diyemez. ama bu, bir insan hayatında bu bir buçuk yaşına kadar olan bir şeydir. Bir yaşından sonra çocuk artık ağlamıyor. Su diyor, ekmek diyor. Değil mi yani? E siz 50 yaşında adam oldunuz. Artık ne diyecekseniz deyin yani. Su mu istiyorsunuz? Ekmek mi istiyorsunuz? Bölmek mi istiyorsunuz? Bütünleşmek mi istiyorsunuz? Meramımız, şunu sevmiyorum mu? Diyemiyor adam. Hala 50 tane özür. CHP özür yapıyor, o özür yapıyor. Bunu anlatmak değildi derdimiz. Bunu söylemek değildi. Meram kaydı. Meramımız böyle değildi. Ne lan bunlar? Koskoca eşek kadar adamsınız. Artık meramınızı da düzgün anlatın. Yani Şimdi de oturmuşlar ağlıyorlar, zırlıyorlar. Biz bunu demek istemedik. E, düzgün konuş. Ve bu CHP'de çok oluyor. Bu da CHP'nin ne kadar kalitesiz insanlarla bir şey grup kurduğunu gösteriyor. Kalkmış bir de kime laf ediyor? <laughs> Trabzon'da laf ediyor. Yani alır burada evirir çeviririm de yani. Yani herhalde bizim <laughs> Türkiye genel tarih okuyoruz, dünya okuyoruz. Değil mi? Bir sürü şey okuyoruz ama yani Trabzon da özel çalıştığımız yerdir. Yani büyüdüğümüz kendi kültürümüzdür yani. Yani şöyle paketler olur şey yaparım yani. Topun ucuna koyar paketleri gönderirim. Bir daha evden de çıkamaz. Böyle laf etmesinler. Bakın biz bu toprağa yetiştirdi çocuklarız. Böyle çirkin laflar etmesinler. Söyleyecek lafım yok yani. Bu kadar çirkin laflar etmesinler. Ya, Trabzon ya. Hı. Trabzon dediğin yer ordu. Giresun Trabzon. Yani 23 öndesindeki vilayeti kabul ediyoruz. Karadenizler yani. Bu beyefendi şu kadar kadarnmış inkılabı. Atatürk 1919'da Samsun sahiline indi. Bandırma Vapuru'ndan inemiyor. Ermeni ve Rum çeteleri var, komutan dediler. İnemiyor. Kim indirdi? Trabzonlular geldi ve indirdi. Ve Atatürk ne dedi? Anısında, hatıralarında, mektubunda, günlüğünde Trabzonlular geldi ve beni aldı, havzaya götürdü. Şu adam söylediği laflara bak. Terbiye salak. Geç bunları vaktimizi harcamayalım. Üç tane. Altı tane. Düşünce Derneği Genel Başkanı e, Süleyi Batum. Fenerbahçe'leri kızdıracak. Şimdi ya Süheyl Batum şey. anayasa profesörü tanırız. Oturmuşluğumuz var. Çok değerli bir insan. Şaşırıp kalıyorum. Böyle futbol, mutbol işin içine girince birileri zıvandan çıkıyor. Ortaokul bebeleri gibi konuşuyorlar. Yani ortaokulda da biz şey... biz de hasta Trabzonluyuz. Yani ağzımızdan kalkıp şurada mesela beni... Bin program, Türkçe'de en çok program yapmış Kaç kere Trabzon kalktım, Trabzon dedim ben ya. Ya bu bir yerinizi durun. Biraz mesafe alın ya. Ne işin içine giriyorsunuz? Tam şey fanatik, delirmiş, kudurmuş bir Fener ya da Galatasaray taraftarı gibi. Yok sen FETÖ'cü, yok son FETÖ'cü diyor. Ya bunu altta birileri birbirine söyler de ya sen ahlasa profesörsün. Vekilliğin var. toplumda da bir imajın var. Atatürk'ün üzerinde de başkanısın. Bu beni şaşırtıyor. Yani aynı densizlik olarak görüyorum. Ya hiç affetmem böyle şeyleri ya. Bir düzgün olun ya. Fenerbahçe'ye de saygıyla bakın. Galatasaray'da eleştirecek yerde varsa ikisine birden edin. Ortaya konuşun yani. Bir taraf, bir, ta, bir yerin taraftarı gibi, fanatiği gibi yakışmaz. E bu, bu akıl alır şey değil yani. Şaşırtıyor beni. Ya bir de dünya yıkılıyor. Sen hala Fener'de Galatasaray'da kalmışsın. <laughs> bu ne tuhaf bir şey ya. Gerçekten dünya yıkılıyor. Ekonomi kriziyle, savaşlarıyla ve dünyadaki yani Türkiye'nin başında bela olmuş bir sürü ciddi sorunla ve siz bu sorunlara karşı birkaç lafınızı görelim. Sen hala kalkmışsın ortaokul bebesi gibi yok sen Fenerbahçe yok Galatasaray yok sen FETÖcü. Ayıptır ya. Bu kulüpler öyle ya da böyle bu ülkeye kupalar getirmiş. Ya yani bir yerde eleştiririz yani. Ben de Fener Galatasaray kastsam Trabzonluyum. Ama ya yani bir yerde bir saygı ölçüsü var ya yani bunlar Avrupa'da bizi şey yapmış, temsil etmiş. Çok iyi <laughs> topçular çıkmış, yıllarca seyretmişiz. Fener olur Galatasaraylı olur. Yani böyle bir değerleri vardır bunların. Ama biz bunlara şu FETÖ'cü, bu şikeci gibi tartışmalar olmuştur. Ama oldu diye de kalkıp bunlara top topyekun saldıramayız. Biraz dikkatli konuşuruz. Yani. Beyin cerrahi gibi konuşuruz yani. Böyle ince ince konuşuruz. Bak şurası da şöyle deriz. Nihayetinde bir spor diye bir şey varsa, futbol diye bir şey varsa, Fenerbahçe, Bursa Spor, bunlar bir değerdir. Değerdir ya. Değerler üzerine biraz ince konuşacaksın. Yani ortaokul, fanatik çocukları gibi. Hani taraftarlar çıkıyor. A yani Atatürk düşüncelerine başkanlığın şey gibi ateşli tarafları gibi soyunup çıplak türbünde elinde bilmem ne küfreden bir adam gibi konuşması trajedidir ya. Acıklı bir haldir ya. Ya herkes fanatik, fanatizme soyunur, çıplak bağırır, çağırır, delirir de en son Atatürk Düşünce Başkanı'nın delirmesi lazım. Şimdi ilk o deliriyor. Yani ortaokul bebeleri bile biraz Galatasaray Fenerbahçe birbirlerine girerken ya bir yere kadar giriyorlar bu bakıyorum ki şey Atatürk derneğine başkanı buraya dalmış. Ve say tanıyorum da düzgün konuşması olan, açıklaması olan, ifade yeteneği de yüksek birisi. Nasıl oluyor bu işler bilmiyorum ya. Demek ki ortaokul yıllarda bir şey kafalarına giriyor bir ezber ve oradan ömür boyu kurtulamıyorlar. Bunu söylemek istiyorum. Bir yandan tabii bu biraz önce söylediğin sözü üzerine soruyorum aslında. Yani o kadar dünya ortalık karışık allak bullak Fenerbahçe Galatasaray tartışmasının içerisinde konuşmak e, çok doğru olmaz diyorsun ya. Abi bu son zamanlarda bir Atatürk'e düşmanlık, Atatürk'e saldırı, bir bir hakaret şu bu nereden çıktı bunlar? Ne oluyor abi? Bir şey mi hazırlıyorlar? Şey, tabii böyle bir şey de var. Orada çok şey. O Yeni Şafak'ta bir çocuk da bunu belirtmiş. Biz de O da TV'de haberine yaptık bunun? Ve Amerika'da bir merkezden 600-700'e e, yakın tweet kendini Atatürkçü kabul edip e, Türkiye'de AKP iktidarıyla Atatürkçülük arasında böyle bir savaş kışkırtma gibi tweetler işte bu, bu baltayla şey kurmak, heykele saldırmak, Atatürk'e kart etmek gibi ya e, yani karışık işler. Gerek yok bunlara. E, fakat Türkiye şey tabii şervetli bu ülke. Ya yani bu bunların arkasında bir provokasyon olduğu, bir tertip olduğu. Birileri bir şey istiyor. Yani siyasi iktidar kavgasını nereden versin? İşte o Atatürkçüler çığırına çıksın, sokağa çıksın, işte AKP ile savaşsın. Böyle bir şey bu 40 yıldır 50 yıldır oynanan bir oyun. Ama şimdi bunu daha ciddi hesap edenler var yani bu görülüyor. O tweetlerden görüyoruz bunu, kışkırtanların buluğundan görüyoruz bunu. Arkasında FETÖ'cü bir mekanizma olduğu da kesin. Çok net yani. Var Bu tabi tehlikeli bir sürecin de aslında önünü açmış oluyor. Biraz da uyarıda tabi yapmakta fayda var. Abi şimdi bir yandan Avrupa Parlamentosu yine bir rapor çıkarttı. <laughs> Raporda yine değişen hiçbir şey yok. Yani Kıbrıs'ı ver, işte sen açılım yap, e, Türkiye ile ilişkiler askıya alınsın falan filan. Başladılar gene abi. Avrupa'dan da böyle bir saldırı var. Bir yandan Türkiye'nin içini karıştırmaya çalışanlar, bir yandan Avrupa. Var mı söyleyeceğin ee, abi? Var tabii. Yani şimdi burada bu ekonomik kriz karşısında Tayyip Erdoğan Bey bambaşka bir yola girdi. O da şu, açılım çözüm sürecine yanaşır bir hali var. Akşam e, haber Türk'te programı izlemiş ol, olsaydınız bunu anlardınız. Çözüme dönebilir mi? Ya siyasi bir kandırmacı olarak yani hani Güneydoğu'dan oy alabilir diye çözüme yatkın çözüm yeniden başlayabilir. Ama bu sefer daha başka türlü eskiden çözüm olurken nerelerde yanlış yaptık gibi bir tartışma aldı başını gidiyor. Ben de kıllandım yani bizzat huylandım. Böyle bir alışveriş bir şey, tartışma olabilir mi? Hiç duymadığım şeyler duyuyorum yani. Evet sanki el altından böyle bir Tayyip Erdoğan Bey, ekonomik krizde sıkışmışlığını aşabilmek için ya Avrupa'dan ya da Trump'tan bir şeyler gördü, hissetti. Buna meyilli bir hava veriyor. Bu meyilli bir hava verdiği kesin yani. Çünkü çözüm sürecinin yanlışları, şimdi başlarsak başka türlü yaparız, şunu da yapmak lazım gibi e, az da olsa, hatta çok değer verdiğimiz insanlar da bunu konuşmaya başladı. E, tabii bu da Türkiye'ye yeni bir tartışma getirecek, yeni ettik milliyetçiliğin tartışılması, çözümün tartışılması. Aynı konular. E, her defasında Tayyip Erdoğan Bey her seçim öncesi, daha üst seçim öncelerinde de biliyorsun büyük çalımlar atmıştır, büyük kıvırmalar yapmıştır ve bunu başarmıştır da, belki de yeni bir kıvırma daha yapmak istiyor. Fakat bunu ekonomik krizi alt etmek şeyi, göğüslemek için yapıyor. Bence bu doğru değil. Bu siyasi çalışma, e, siyasi kıvırmalarla e, şeylerle sinyallerle bu ekonomik krizi aşamaz. Sadece seçime kadar. O da zaten Tayyip Erdoğan dikkat et, hep seçim odaklı siyaset yapar. Yani bu seçime kadar bir şey yapmam lazım diyor. Trump'la anlaşmaksa, Avrupa bile dayatmasıysa neyse bunları şey yapıyor. Bu Tayyip Bey'in karakteri artık bunu tanıyoruz. Belki de yeniden Avrupa'ya, Trump'a bir çalım atmak istiyor. En iyi böyle söyleyebiliriz. Var mı yeniden bir... Türkiye ayağa kalkar. Çözüm mözüm açılıma Türkiye ayağa kalkar. Yapamaz ya. para Paramparça olurlar. Eskisi gibi olmaz yani. Değil A sana? Tabii peki çözüm olmaz. ABD ile Türkiye tekrar omuz Bir omuz şeyler al. var. En altından kendini konuşuruz, da, anlaşırız da. Yani şey anlatırız da. Bir şeyler var Tayyip Erdoğan Bey. Biraz eridiğine, yumuşadığına, dünya liderleriyle yan yana gelmeye, içeriden bir şeyler toparlamaya çalıştığına dair sinyaller çok net. Bir yandan tabii Bunlar konuşulurken bir yandan ABD ile işte çatışmalar içerisinde en çok konuşulan Fırat'ın doğusu. Yani artık herkes konuşuyor. 3 yıldır konuşuyoruz. Ve 3 yıldır da Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağız. İşte Fırat'ın doğusuna şu yapacağız. Evet. Yani yapılması üzerine tabii ki mutlaka çalışmalar yapılıyordur ama eğer Ankara'da oturan bilirseniz bunların gazına her zaman gelirsiniz. Bugün bile yarın f şeye Fırat'ın doğusuna girilecek. Yarın savaş başlıyor gibi e tahmin edemeyiz kadar ciddi adamların ağzından duyabiliyorsunuz. Bunlara çok ciddiyet vermemek lazım. Olur da olmaz da bir şey diyemeyiz. Ama çok konuşulan bir şey. Biraz şeyler karışıyor. Sistemler bayağı karıştı yani. Bambaşka bir şey. Orada bir şey söylemek istiyorum. Aklıma şimdi geldi. Bu Murat Karayılan gibi işte ödül falan koymuş. Bu Burada çok tuhaf bir şey var. O da şudur. Nasıl soğuk savaş yıllarında NATO'ydu. Bizim askerimiz NATO askeriydi. Fakat bir gün soğuk savaş bittikten sonra Amerika inisiyatif kullanmaya başlayan Türk ordusu, NATO'ya bağlı Türk ordusunu tasfiye etme kararı aldı. Cümlemi tekrar edeyim. NATO şey soğuk savaş bittikten sonra Amerika inisiyatif de kullanabilen Türk ordusunu tasfiye etme kararı aldı. Yerine FETÖ başka güçler getirmeye çalıştı. Bu bir realite. Bunu yaptı. Aynen bunun gibi e, PKK, Barzani, bu Barzani bir ağalık, e, din ve İslam tarikatının da işin içinde olduğu bir ağalık, bir terör örgütü. PKK'da bir terör örgütü. Bu yapıları, yani bunları da soğuk savaş kanısı olarak görüyor. Ve ipler nereden bakarsan bak, evet Barzani, Amerikan yatkın, e, PKK, Amerikan'ın köpeği. Ama zaman zaman inisiyatif kullanabilen şeyler bunlar, az da olsa. Bu inisiyatifi kullanmaları Amerika'da rahatsız eden bir şey. Şimdi Amerika yeni tür bir düzene girdi. Ee, aslında bu hikayeyi çok derin anlatmamız lazım. Çünkü paralı asker, lejyonlar, ta İskender'in ordusu, Cengiz'in, Osmanlı ordusundan beri bunları çok iyi anlatmamız lazım. Paralı askerler nedir? Vatandaşlık, yani ömür boyu mu para alırsın? Kısmen savaştığın kadar mı para alırsın? Ömür boyu olursa hani vatandaşlık da var. Bu çok detaylı bir şeydir bu. Şimdi PKK kendi e, Ölen adamların ailelerine de para veriyor. Barzani devlet girişimi var. Zaten veriyor. Fakat şimdi başka bir sisteme girdi. Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerle bir zaten Amerika bir devlet kuruyor. Yeni bir devlet kuruyor. Bu artık PKK'nın da Barzani'nin de artık milli bir isyanını Türkiye'ye değil ya da Irak'a değil Amerika'ya yapması lazım. Çünkü yeni bir sistem kuruyor orada. Hiç inisiyatif vermeyecek artık. Barzaniye'de, PKK'ya da. Hiç inisiyatif şansları yok. Bizzat Amerikan ordusu. Burada Kürtleri Kürt dediğimiz, kendi deyimleriyle gerilla dediğimiz insanlar artık orada Amerikan askeri gibi. 20 yıl, 25 yıl maaş alacaklar. Şimdi bu maaş işi çok önemli bir şeydir. Maaş yaşamak için çok önemli bir şeydir. İşe girmek için, çalışmak için. Buradaki insanların hayat öncelikleri Kürt müdür, Türk müdür değil. Parayı kimden alıyor? Bunlar artık parayı Amerika'dan alıyorlar. Rütbelerini Amerika'dan alıyorlar. Topraklarındaki işte belediye imkanlarını, sağlık, sıhhat hepsini Amerika'dan alıyorlar. Ve derken Amerika burada artık daha kalıcı, daha kendine bağlı ve artık şımarıklık yapmayacak. Emir hiyerarşik kadroda bozukluk yapmayacak. PKK gibi üniteleri, Barzani gibi, ileride de Barzani gibi üniteleri yavaş yavaş devre dışına çıkartıp sadece kalıcı bir şekilde yepyeni bir yapı koyuyor. Niye? E, tatlı ömür boyu maaş verecek artık. Bu güzel bir şey yani. Ben Pekka'nın e, ömür boyu maaş verebileceğini sanmıyorum yüz binlerce insana. Sadece beş bin, on bin üyesi ve ailesine verebilir. Bazen de öyle. Ve bir harita da koydular önlerine, coğrafya da koydular. Suriye'nin %20'sine denk gelen de bir yer koydular. Şimdi oranın belediye imkanlarını da yapıyor, hastanesini de yapıyor. Oturlar sadece silah taşımıyor. Sosyal sağlık imkanları da getiriyor. Burada yeni bir yapı var. Artık bir Kürt popülasyonundan bahsettiğimiz ve burada bir silahlı terör örgütleri oldu. İslamcı Kürtler de çıktı. Ensar mıydı onlar? Barzan'da çıktı. PKK'da çıktı. Şimdi bambaşka üç bir yapı geldi. Ve oraya rengini ve şeklini verecek. Amerika'ya bu kadar bel bağlarsanız, Amerika'nın bu kadar kucağına oturursanız, Amerika'sı hiçe sayar, ve orada bir terör organınızı, organınızı, böbreğinizi elinizden alır. Kendisi Frankenstein gibi kendisi inşa eder. Ceset parçası. Frankenstein neden inşa edilmişti? Ceset parçalarından. Ve hurafelerden, boş inançlardan. Öyle bir devasa yaratık falan. Şimdi bir devasa yaratık yapılıyor ama Amerika'nın maaşıyla yapılıyor. Maaşına bağlı, belediye imkanlarına, haritasına ve hiyerarşisine bağlı yapılıyor. Başa dönelim. Nasıl Türk ordusu inisiyatif kullanabilirim diye konuşmaya başladığında tasfiye edildiyse, bu Amerika'ya ne kadar bağlı olursa olsun PKK zaman zaman inisiyatif kullanıyordu. Ve bu inisiyatifi Amerika artık dışladı ve işselleştirmek istiyor. O yüzden Amerika'nın PYD dediği, PYD'yi oluşturması bu kadar ciddi bir şeydir. PYD ile biz artık modern, akıl, zeka, akıllı zeka ne diyelim, yani Frenkeş'te yeni bir yapım var burada. Yani yeni bir Kürt devleti yapıyor ama Kürt Devleti'nin geleneklerinden, işte terör gelenenden, isyan gelenenden, e, din gelenenden, işte Barzani gibi tarikat gelenenden değil de e, tam kendi formuna göre, üniformasıyla, maaşıyla, haritasıyla, belediye imkanıyla ve tamamen ipler kendi elinde bir yapı kuruyor. E, bunun ortaya koyulup düşünülmesi lazım. Ve şimdi hani PKK'yla bel bağlamış, Barzani'yle bel bağlamış, bu uğurda ölmüş de insanlar var. Şimdi bu insanların birinci düşmanı Amerika olacak. Olmalı. <laughs> Çünkü önce oraya karşı bağımsızlıklarını kurtarsınlar. Artık Amerika ile biz... Şimdi PKK'lılar Türk Devleti'ne şu suçlamayı yapardı. Ya siz de siz nasıl uluslararası yardım alıyorsunuz? İşte Birleşmiş Milletler'e üye oluyorsunuz. Amerika'dan yardım alıyorsunuz. Avrupa'dan ya. Biz de Amerika'dan yardım alıyoruz. Ne var burada? Bizi emperyalist köpeği diyorsunuz diye itiraz ederlerdi. Şimdi köpek yok. Ya yani emperyalizmin köpeği yok. Biz zaten emperyalistlerin kendi yaptığı robot köpek var. Ya yani şimdi köpek her emri almaz. Gerçekten sen ne kadar köpeğine sahip olursan ol, 20 yıl köpeğin olsun, 25 yıl bunu köpek sahipleri de bilir. 10 emirden 8'ini alır, 7'sini alır. Pek da öyleydi zaten. Ama şimdi köpek onu da değil. Bütün emirleri yerine getirmek zorunda. B'de. Tam anlamıyla bir robot köpek yapıyor kendisine. Bu çok yeni bir tartışmadır, yeni bir şeydir. Böyle de şimdi benim yaptığım şey böyle de yorumlayabiliriz demeye çalışıyorum. Buyur. O zaman şöyle sorayım. Ben farklı bir şekilde sorayım. Hulusi Akar açıklama yaptı. Dedi ki, "Galiba yani bu dedi fotoğraf, hani bu meşhur fotoğraf ya ABD'liler askerlerle, YPG'liler yemektedir falan." Bu fotoğraf diyor Türk Amerikan ordusunun Türkiye, Türk halkının gözündeki imajını zedeler diyor. Bir de üzerine Artık diyor işte Fırat'ın doğusunda bir operasyon yapacağız diyor ve Türkiye, ABD artık diyor YPG'yi desteği çekmeli diyor bize verdiği söz gibi. Şimdi biz 3 yıldır 4 yıldır bunu söylüyoruz. Ya yani YPG'yi desteği çekin. Ya yani bunu en üst düzeyde. Ya o hayal bir söylüyor. şey ya o mümkün bunu değil. Bunu niye bu söylüyoruz adı... artık? Yani nereye kadar söyleyeceğiz? Yani Şimdi... bu eyleme geçilmesinin bir zaman gelmedi mi? Şimdi yani? biz Hulusi Akar'a itirazlarımızı yenilmiş bir komutandır. Ee... Şahibi altında kalmış. İsim muhim değil aslında. Ya, tamam ama çok önemli şahibi altında kalmış komutandır. O yüzden çekilmesi lazım derken bunu kastediyoruz. Çünkü komutanların emirleri şeydir, nettir, açıktır, tartışmasız. Konuşmalar da açıktır ve nettir. Eğer siz böyle konuşuyorsunuz ve şöyle anlaşılıyorsa, şöyle konuşuyorsunuz ve böyle anlaşılıyorsa siz komutan değilsinizdir. Şimdi FETÖ'nün bütün Türkiye'yi, sosyolojisini, siyasi dünyasını karma karışık hale getirmesinin sebebi olmayan şeyi olmuş gibi gösteriyor. Olmamış şey de olmuş gibi. Yani bunlar da üstattır. Ne dedikleri anlaşılmıyor. Yani çok karmaşık bir dil yapıları var. Manyak bir dil yapıları insanı uçurur yani. Hiç olmayacak şeyler söylerler. Ve o yüzden güvenirlikleri yoktur. Bu sadece FETÖ dili karıştırmak, bölmek, parçalamak ve bir takım menfaatler sağlamaktır. Şimdi biz FETÖ dilini tanıyoruz. FETÖ'nün içinden gelmiş, yakında bulunmuş, FETÖ'ye sessiz kalmış insanların da dilini, dil yapılarını biliyoruz. Bir komutana böyle bir dil yakışmaz. Bir komutan ne dedi anlaşılacak. Bu kadar net. Ama siz FETÖ'ye yakın yerlerden geçmişseniz, belli konularda sessizlik yapmışsanız, belli konulara karışmamışsanız, belli konularda şahibi altında kalmışsanız sizin sözünüzün kemiği düşmüştür. Yani artık siz omurgalı konuşamazsınız. Şimdi Hulusi Akar böyle dese ya ne diyor bu adam diyorlar, böyle de dese ne diyor bu adam diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin lehine de konuşsa, gerçek bir komutan da gibi de konuşsa inanırlığı, güvenilirliği yok. Sorun da burada zaten. Herkes bir şüphe, bilmem ne arıyor, karışıklık arıyor falan gibi. Bu yüzden bu kadar töhmet altında kalmış isimlerin artık kenara çekilmesi ve daha genç, sözüne güvenilir. Asker gibi askerlerin, şaibeyle karışmış insanların oraya gelmesi lazım. Anlatabildim mi? Hı hı. Yoksa belki de bu töhmetlerin çoğu da yalandır, bilemeyiz. Yanlış da çıkabilir ama kalmıştır o töhmetler altında. O şaibeler altında kalmıştır, sözünün doğruluğu kalmamıştır. Biz eleştirimiz budur. Gerçek eleştiri. Hukuk toplumunun çalışabilmesi için sözün direkt anlaşılması lazım. Şimdi edim, ya, eylem diye bir şey vardır. Şimdi Nihat Genç masaya kolunu koydu. Bu bir eylemdir ya. Nihat Genç televizyon programında konuşurken elini kaldırdı ve masaya koydu. Bir eylemi tarif edersin. Ya bu eylem yani. Bakın şu bir tasvirdir. Nihat Genç zayıf, çelimsiz elini masaya koydu. Yorgun elini masaya koydu. Bak bunlar tasvire girer. Betimleme deriz, tasvir. Şimdi kuvvet komutanları tasvirle konuşmaz. Çelimsiz gibi, güçlü gibi, zayıf gibi şeyle konuşmaz. Eylem konuşurlar. Hukuk adamları gibi. Eylemsel. Nihat yani, Genç koyduysa koydu. Bu artık komutan koydu dediyse o koydudur. Hukuken de koydudur. Şimdi Hulusi Akar Bey masaya elini koydu dediğinde kimse koyduğuna yapmıyor. <laughs> e, bu bütün İş buradan karışıyor. Yani işin felsefesi de buradan karışıyor. İnanmıyor insanlar. Oysa koydu, belki de koydu. O yüzden sö sözü söylemenin, sözü söyleyen insanların sözündeki sahiciliğe inanmamız lazım. Bu inanma lafı edebi hayatta da, hukukta da çok önemlidir. İtirafçılarda, tanıklıklarda. Çok önemlidir inandırıcılık, güvenilir olmak. Bugün bizim toplumumuzun en ihtiyaç olduğu şey inanılır insan olmaktır. Çünkü FETÖ'cüler bize gösterdi ki FETÖ'cüler artist gibi de görünüyor, böyle de görünüyor, İslamcı da görünüyor, milli görüşü de görünüyor, Kemalist de görünüyor. Her türlü görünüyor bu adamlar. Ya kimdir bu adam diyemiyorsun. İnandırıcılığı gidiyor. Şüphe, kripto, şifre değil mi karışıyor. O yüzden bize ne lazım? Ya bir adam kolunu koydum dediği zaman herkesin Aa, kolunu koydu diye anlaması. Ama bunu böyle anlamıyor kimse. Hala insanlar edebiyatçı gibi konuşuyorlar ya da edebiyat tasvirleri gibi hani ucu açık şeyler, bet, mecazlarla konuşuyorlar. Bir komutana bugün böyle konuşmak, bugün böyle konuşmak, bugün böyle konuşmak yakışmaz yani. Şimdi bize Amerika burada ne yapıyor? Türkiye halkı biliyor. Buna rağmen Amerika'ya karşı orada düzgün iki cümle edilemiyor. Karışıyor laf yani. Bunlar hadi başka laflar konuşacağız. Hadi. Bu tabii Türkiye için söylemiştim aslında Şahsa değil de Erdoğan söylüyorsa artık yani, yani yardım etti. Tabii bir... onun şahsında değil herkese. Ha, evet evet ben onun için söylüyorum genel anlamda söylüyorum. Şimdi tabii abi e, yerel seçime gireceğim ama daha başka bir şey bu Gazze saldırısını kim bir şey söyler misin diye bir oraya bir aranot geçeyim. Eğer onun bir şey söylerse. Ya oradan bir güzel şeyler söylemeye çalışalım. Şimdi bu Gazze saldırısı ne demektir? Burada bitmeyen bir savaş var yani. 80 yıldır başından aşağı Filistinleri bombalıyor. Ve Filistinlerin de toprakları elinden alındı. Kimse de İsrail'e kalkıp ne Birleşmiş Milletler ne bir yasa çıkarsa da dinlemiyor. Yani burada Ce ceberrut, gaddar, zalim, insanların da utandıran, insanlığı utandıran eylemler var İsrail'de. Bu nedir? Bu şudur. Bu Birinci Dünya Savaşı'nda ortada kalan bir sorundur. Birinci Dünya Savaşı'nda Mondros müteahhitçisini önümüze koydular. Çok ağır bir mütareke. Daha ağırı yok. Mondros mütarekesi madde bir. Osmanlı orduları teslim olmuştur. Silahlarıyla su, su subaylar üniformalar çıkartacak, silahları teslim edecek. Madde bir bu. Ve bu toprakta en acı günlerimizi yaşadık biz. Yani bu toprağın en acı günüdür. Osmanlı'nın parçalanma günü. Şimdi Tayyip Erdoğan Bey kalkıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yıl anmasına ki o günün galipleri Fransızlar ve Almanlar. Kalkıyor kutlamasına gidiyor. İnsan bir sormak istiyor. Siz Mondros mütarekesini imzalayan, mağlup olmuş, ya yani Batılılar gelmiş sizi mahvetmiş. Ve bir dünyanın cephelerinde bizim çok acıklı hatıralarımız var. Büyük trajedilerimiz var. Biz Çanakkale'ye ağlamadık mı? Biz böyle büyümedik mi? Biz Sarıkamış'a ağlamadık mı? Biz Kütülenmare'ye ağlamadık mı? Biz Süveyş cephesine, Sina cephesine ağlamadık mı? Biz Galicia'ya 16 bin asker göndermedik. Almanya, Polonya, oraların sınırı. Ve bütün buralarda farklı zaret içerisinde Osmanlı'nın en çürük zamanında bile büyük bir dirayet, irade koydu askerimiz. Yoksul Anadolu çocukları bütün bu cephelerde Irak, Suriye, Filistin bütün bu cephelerde şehit oldu. Ve sonunda mağlup olduk. Ve bize Mondros'u imzaladılar. Zorla koydular önümüze. Ama Mondros'a karşı bizim bir iddiamız oldu, irademiz oldu. Mondros'a Mondros, Mondros Mütarekesi'ne Türk milletinin tavrı 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a indi ve Mondros Mütarekesi'ni yırttı. Almanlar da yenildi. Almanlar nasıl cevap verdi? Ezilmiş, aşağılanmış bir halk, mağlup olmuş. Hitlerle cevap verdi. Hitler rövanş almak istedi. Ve o milyonlarca insan öldü. Bak bütün sinemalarınız onlardan konuşuyor hala. Hala ki dünya savaşının zalimliklerini konuşuyoruz. Hitler'i yaratan da Almanların o büyük dünyayı fethedeceğiz, intikamımızı alacağız. Değil mi? O şeyse? bir dünya savaşının ezikliğinden, aşağılanmışlığından çıkıyor, ortaya çıktı. Şimdi Tayyip Erdoğan Bey kalkıyor. Mondros mütarekesinin yani Osmanlı'nın parçalanmasının yüzüncü yıl anısına, amma törenlerine, amma diyoruz, kutlama demiyoruz. Amma kutlamadadır. Katılıyor. Sana ne? Sen ne işin var orada? Sen o toplamda galip olarak mı gidiyorsun? Zafer kazandığı için mi gidiyorsun? Sen oraya köle olarak mı gidiyorsun? Sen oraya kurban olarak mı gidiyorsun? Sen ne gidiyorsun? Senin orada ne işin var? Tarihimizin en trajik, en trajik anlarını yaşattılar bize. Mondros'u koydu adam önüne senin. Ve sen Tayyip Erdoğan Bey, Osmanlıcı değil misin? Hani <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'ne dahi itiraz eden bir ideolojinin sahibi değil misiniz? Hatta siz ilk başbakan olduğunuzda öyle bir Osmanlıcı anlayışınız, öyle bir İslamcı anlayışınız vardı ki İslamcılar Osmanlı'yı yıkanın Mustafa Kemal olduğunu daha iyi söylemeye çalıştılar. Yetmedi. Osmanlı Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'ya karşı kurduğunu diye iddia ettiler ve dediler ki Tayyip Erdoğan Bey anıt resmi tören için zorunlu gitmeye. Bunu dahi kabul etmediler. Sen oraya gidemezsin diye. Böyle yüzlerce yazısı var. Ya da Skypicos dediğimiz bu cetvelle çizilen sınır, sınırlar İngiliz, anlaşma anlaşmada İslamcılar şu son 3-4 yılda 10 bine yakın yazı yazmıştır. Bunlar cetvelle çizilmiş sınırlarda tanımıyoruz. O yüzden Halep'e girdiler ya. Bütün ortada oyu. Işte, peki çize. peki madem sen o sınırlara karşı 10 bin tane yazı yazdın. Tayberdan Bey İngiliz ve galiplerin yanında, efendilerin yanında, beyaz adamın yanında. Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Kütülen Mahallede, Filistin'de, Sina'da öldüğümüz değil mi? Mısır'da bizim esirlerimizi kör ettiler be. Kör ettiler esirlerimizi. Bu tartışma hala devam eder. Sen bu adamların anmasından ne işin var? Sen Osmanlı'nın biz devlet adamıyız. Devlet adamıysak bu tarihe sahip çıkacağız. Bu ülkenin bir tarihi var. Oraya 16 tane bayrak koyuyorsun. forsuna, Sahip çıkacaksın. Sadece Fatih'ine kanuna değil. O Mondros'un acısına da sahip çıkacaksın. Sen oraya bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak gideceksin ne diye gidiyorsun oraya? Söyle bakayım. İngiliz, Fransız galip gelmiş. Anıyor. Sana ne? Birileri de diyor ki bak Merkel'le gitti. Ya Merkel iki savaşta da yenildi. Almanlar iki savaşta yenildi. Almanlar milli komutanlarını ziyaret edemez. Bunu bilmiyor insanlar. Ve Almanlar ve Japonlar esirdir hala Amerika'nın. Bunu da bilmiyorlar. Oysa sen Mondros'tan bağımsız bir cumhuriyet kurmuş. Bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'sın. Artık köle değilsin. Mondros'a muhatap olan değilsin karşı cevap vermiş ve bunun karşısında az da olsa, Selaniksiz de olsa, Batumsuz da olsa, Kerküksüz de olsa bir Anadolu'yu kurmuş bir devlet geleneğinin, bağımsız devlet geleneğinin Cumhurbaşkanısın. Ve sen Osmanlı'yı inkar eder gibi, Osmanlı'yı hakaret eder gibi önümüze Mondros'u dayanların kutlamasına gidiyorsun. Şimdi biz bunu sorduk. Oradan dedim ki bir de sizin İlber Oltaylı gibi Murat Bardakçı gibi danışmanlarınız var. Hatırlatmıyor musunuz ya bunu ya? Sizin orada ne işiniz var diye. Dün Murat Bardakçı şey yapıyor. Dansöz gibi kıvıran bir yazı cevap veriyor. Diyor ki, işte büyük devletleri nihayet Türk de yıldır andıkları bu savaşı büyük devletler nihayet Türkiye'de hatırladı ve büyük devletler arasına işte büyük devlet adamını da davet etti. Bu mu? Ben de Murat Bardakçı'ya dedim ki, şöyle de bir cümle kurabiliriz. Bu Mondros'u bize dayatanların 100 yıl sonra nihayet bu amma toplantısına, Osmanlı'nın parçalanmasına katılabilecek tinette bir cumhurbaşkanı buldukları için mi? Bakın 100 yıl aradan sonra bir oraya katılabilecek bir adam nihayet buldular. Bulmayacaklardı, bulamazlar. Eğer sen tarihine sahip çıkacaksın. Bu toprakta da hiç kimse yani Osmanlı parçalandı ne güzel oynayalım diyen insan yok. Böyle dansöz gibi de kıvırmayın. Bizim Osmanlı'nın parçalandığı, Mondros'u bize dayayan insanların yanında işimiz yok. Siyasi, kültürel, toplantı, ittifak, her şey yapabilirsin bunu söylemiyorum. Bir amma törenine katılamazsın. Sen bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanısın. Sonra daha söz gibi kadar büyük devlet adamlarıyla yan yana geldik. Ömer Çelik de öyle bir alışı şey. var. Ne siz o zaman siz Cumhurbaşkanı niye gönderiyoruz ki? Daha sözlerimizi gönderelim. Ammalarda daha sözde biz de kültürel folklor katılalım. Bu bu şudur. Birinci Dünya bakın bu şudur. Birinci Dünya Savaşı'nın büyük sonuçları vardır. Filistin o sonuçlardan biridir. Bitmemiştir, bitemez. Bu sorun bitemez yani. Bitmeyecek de. Aa, tamam işgal edilecek. İşte Osmanlı'nın parçalanması bir sonuç, Avusturya Macaristan'ın ortadan kalkması bir sonuç. Fakat asıl sonuçlardan bir tanesi de Birinci Dünya Savaşı'nda bu ülkenin aydınları, yazarları, çizerleri ezildi, aşağılandı emperyalizm karşısında. Ne oldu? Gücü yetmeyince İslamcılık diye bir akım çıktı. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük sonuçlarından biri Cumhuriyeti reddeden, hilafeti isteyen, ezilmiş, aşağılanmış bir İslam akım çıktı. İslamcılık. Ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu kurumsallaşmaya 60'tan sonra da kökleşmeye başladı. Ya yani Tayyip Erdoğan Bey hem İslamcı hem Osmanlıcı. Yani bu amma toplantısına hiç katılmayacak biri varsa Tayyip Bey. Ama şimdi koşa koşa gidiyor. Bu da nedir? Bu da şudur. Demek ki bunlar Osmanlı'nın parçalanmasından gerçekten ar, arhaya utanç duymuyorlar. biz yani şey duymuyorlar. Yani yağma, talan, rantiye kurmuşlar. Ne kadar güzel. Karpe diye batılı reyş. Gününü yaşay. Keyfini çıkar. Git keyfini çıkar. Onlarla masada otur. Ya masada oturduğun adamlar sana mondorusla yapmış insanlar. Bugün biz her Türk genci Osmanlı'nın bütün bu cephelerine dair nice kitap okudu. Abi hepimiz Sarıkamış'ı okurken, Çanakkale okurken, Süveyş'i okurken, Sinay'ı okurken, Kutulanma'yı okurken, Fahrettin Paşa'yı, Hicaz'da okurken. içimize bir şey oturmadı mı ya? ya? İçimize bir şey oturdu ya. Hala yerimizden kalkamıyoruz. Osmanlı'nın parçalanması hepimizin beynini parçaladı. Bakın hala Kabul edemiyoruz. Hiç kimse de kabul edemiyor. Bunu hiç kabul etmeyecek olan da Sayın Tayyip Bey. Ne işin var orada ya? Osmanlı'nın parçalanma kutlamasında senin ne işin var? Yani ben de bir yazıda bir cümle yazdım. Tek tesellimiz dedim. Emin Erdoğan Hanım'ın çok şık ve pahalı çantasının o emperyalist efendilerin hanımlarını kıskandırıp hasetten çatlatmasıdır dedim. Başka şansımız şeyimiz tesellimiz yok bu topraklar bakın İslamcılık Osmanlı'nın parçalamasının sonuçlarından biri İslamcılık diye bir akım dünyaya bela oldu. Bütün dünyaya, Orta Doğu'ya. Hala bir Dünya Savaşı bitti mi? Bir de diyorlar ki barışı kutluyor. Ne barışı? Suriye 50 defa yıkıldı. Irak 50 defa yıkıldı ve yıkılmaya da devam ediyor. Libya yıkıldı. Türkiye'ye şu anda bir Dünya Savaşı bitmediği için Türkiye'ye karşı terör savaşı 40 yıldır sürüyor. Bu savaş bitmedi yani. Terör FETÖ'yle geldiler, PAKKA'yla geldiler. Daha nicesiyle geliyorlar. Şimdi sınırımıza geldiler. E sen, Birinci Dünya Savaşı'na karşı bir tavrın olacak. Siz bizi çok zor zamanımıza yakaladınız ve koş imparatorluğu elimizden aldınız. Bak en iyi gemileri vardı, en iyi topları, mermileri. Hatta ilk uçaklar vardı. Biliyorsun ilk havadan, bunu savaş tarihinde ben okudum, uçak tarihinde. Bu Türkler yazmadı uçakların tarihini yazan ilk uçak bombardımanı, tarihteki ilk uçak bombardımanında Libya'da ilk yaralanan üst düzey komutan Mustafa Kemal'dir. Bunu bile inkara çalışıyorlar. Bunu Türkler yazmıyor. O uçakları yapanların tarihi yazıyor. Bütün bu büyük teknolojiye biz maruz kaldık. Ve perişan olduk. Öğretmenimiz kalmadı bu savaşlarda. Mühendisimiz kalmadı. Toprağımızı işleyecek adamımız kalmadı. Değil mi? Ve bütün bunlara ama bir irade gösterdik de Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. <laughs> Siz artık Mondros'u yırtan, Mondros'u kabul etmeyen bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanısınız. Böyle gideceksiniz. Hem Osmanlıcıyım diyorsun. Halep'e giriyor. Halep'e sen niye girdin? Seni Birinci Dünya Savaşı'nın bitmediğini bilen insanlar seni Halep'e gönderdi. Avrupalılar ve Amerikalılar gönderdi Halep'e. Davutoğlu'nu soktu. Şimdi yine onların yanına gidiyorsun sen bunu utanacak bir şey olarak görüyorum. Bu toprakta acımız büyüktür. Evet. <laughs> Mondros önümüze koyulmuştur. Ve biz bunu affedemeyiz. Affedemeyiz. Bizi, yani bize yaptıkları, yaşadıkları acılar. İşte o tarihte komutanlarımızdan okuyun. Tarihimizin en yoksul günleri. En farklı zaruret günleri. Biraz önce söyledim işte, Balkan Savaşı'na. Trabzon'dan kaç günde gelir ya? At yok, araba yok, asker kaç günde gelir? Bir ayda, bir ayda bütün cepheler öyle. Çanakkale Savaşı'ndaki Çanakkale Savaşı'ndaki top. Aynı top sürülerek bunlar Avusturya'da müzede yazıyor. Müzede o topun üstünde yazıyor. Top sürülerek şeye getiriliyor. Kafkas cephesine götürülüyor. Aynı top sürülerek Filistin cephesine götürülüyor. Aynı top tekrar Çanakkale'ye geliyor. Ve Avusturyalılar bütün alay şehit olduktan sonra o topu alıyorlar. Avusturya'ya getiriyorlar. Bir topun hayat hikayesine can dayanmaz. O fakrazatı anlatmak için. Bize bunları yaşatan insanlar ve bu toprağı paramparça eden İslam dünyasını, Türk dünyasını, madenlerimizi, petrolü hepsini ya petrol bir bidon pe, benzin Osmanlı'ya nasip olmamıştır. Dünyanın en büyük projelerinden biri demiryolu hattını yaptık. Bize nasip olmadı. Biz kendimiz gidemedik oraya. Yani kendimiz o demiryoluna gidemedik bu hacı. Ve bütün buraları gelip işgal etmiş insanlar'ın amma toplantısına gidiyorsun. Bu affedilir bir şey değildir. O tarihçi danışmanları da ne işe yarıyor bilmiyorum ben. Tamam abi o zaman bir reklama girelim. E, reklamdan sonra devam edelim. Reklamların ardından Veryansın devam edecek. Evet Nihat Genç'te de Veryansın devam ediyor. Bir Dünya Savaşı anmasını konuştuk. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oraya getirilmesine ilişkin. Var mı ekleyeceğim bir şey yoksa başka ya, Bu bir şey? kadar. Bu kadar peki. Şimdi abi bir Reklama girince şeyim gidiyor. Evet, buyur. Abi şimdi, e, Ertuğrul Özkök'ün bir yazısı üzerine bir yazı yazdım. Ben aslında hiç uzatmayayım, direkt oradan bir Ya şimdi bu ne oldu bir, abi? Nedir bir takım mevcut? insanlar var. Bu 1919'u Cumhuriyeti kabul etmeyen, hala buraylar derdi olan. Ya eğer cumhuriyeti konuşuyorsanız, bu cumhuriyetin değil mi? Atatürk bir delilik yaptı. Bütçenin %80'ini oluşturan aşarı kaldırdı. Hadi yapsın Tayyip Erdoğan Bey. Bütçeden bu kadar önemli yüklü bir vergiyi kaldırsın. Ne diyeyim hani köylüyü düşündüğü için. Hani elitist diyorsun. E i̇şte bütçenin yarısından fazla parayı bağışladı yani alıyorum dedi. Aşağı kaldırdı. Kooperatifler kurdu. Bunları kaç kere anlattık. Sanat, meslek, iş kurdu. Fabrika okullar kurmaya çalıştı. Yurt dışından değil mi şeyler getirdi. Kooperatifleri kuracak, sanat okullarını kuracak, yeni uzmanlar falan getirdi. Yani hala bir elitist yakışması, Tepeden yaklaşma. Daha dün televizyonda söyledim. Yani bu ülkede dedim hala şimdi bu Akit gazetesi ya yani bunları niye bilerek sessiz kalıyor bu konularda? Atatürk'ün hani balo şeysini çok batıcı bilmem ne olarak hani göstermeye, Atatürk'ü tepedenci, elitist göstermek için hani fotoğraflıyorsunuz. Ve Cadılar Bayramını kutluyor devletiniz. Cadılar Bayramı kutlanıyor. Niye tek bir cümle yok İslamcı gazetelerde ya da Akit'te? Tepki geldi mi senin o konuşmalarından? Abi yazılan? yok görmezden duymazdan geliyorlar. Oğlum bu kadar niye? <laughs> Abi cadılar bayramı kutlanıyor diyorum ya. Daha ne diyeyim? Ölü eti, ölmüş hayvan eti sattınız. Tabii leş. Kur'an-ı Kerim'de ayet bile var ya. E niye tek kelime etmiyorsunuz? Ve o kadar Osmanlıcı olduğunuzu söylüyorsunuz. Osmanlı'nın parçalanma törenlerine katılıyorsunuz. Niye bu konularda tek satır yazmıyorsunuz? İşte böyle yalan yanlış medya geçince yüzlerce bilgiyi faş ediyorlar. Ve tabi bunlar da toplumda büyük bir tepkiye sebep oluyor. Ama bu cehalet ürünü şeyler. Bu cehaletlerden biri hiç yakıştıramadım. Murat Bardakçı hafta içinde Cumhuriyet Tek Parti döneminde, Cumhuriyetin ilk döneminde zabıta sunak tutmuş. Polis gitmiş, bakmış ki Yahudiler kendi başlarına din eğitimi veriyor. Polis zabıta tutmuş, mahkemeye vermiş. Aleviler din eğitim veriyor kendi başlarına tutmuş. Müslümanlar din eğitim veriyor kendi başlarına tutmuş. Polis haftası. Ve manşeti çekiyor Murat Bardak diyor ki sadece ezan değil yasakları bütün din eğitimlere karşı diktatörce, gattarca, zalimdi bilmem ne. Bu manşetle. Tek parti dönemi. Yani Cumhuriyet'in ilk dönemi. Tabii. E kardeşim bugün de bu kadar manyak bir şey olabilir. Bugün dahi İngilizce kursu dahi izne tabidir. Kimse devletinizin eğitim veremez, kurs veremez. Bu yayın bile. Hiç kimse veremez. Ne yapar? Devlet sana tutar. İngilizce kursu izin alacaksın. Dini eğitim vereceksin, izin alacaksın. Şunu yapacaksın, izin alacaksın. Bu yani hukuk, yasa, polis, inzibat çalışabilmesi için bu zabıtlar, tutanaklar şarttır. Yani mesela dün 40 bin araba kırmızı ışığı geçti diye tutanak tutuldu değil mi? Yarın şöyle mi diyeceğiz biz? İslamcılar yollarda arabalar bile geçirmedi. Bakın zabıtalar. E, yasaya uymak zorunda. Böyle yalan yanlış ve provokatif ve cahilce bir takım belgeler takdim ediyorlar. Bu nedir? Kafasında bir pislik var adamın. Ya zabıta gitmiş. Milli Eğitim Bakanlığı tevhidi tesisat dışında eğitim veremezsin diyor. Bugün de veremezsin, dün de veremezsin. Uganda'da da veremezsin. Amerika'da da veremezsin. Hepsi devletin iznine tabidir. Ama bunu alıyor o günkü belgeleri, takdir edilmiş belgeleri, zabıta tutmuş. Bunları hani büyük diktatörlük Kimseye izin vermiyor gibi. E bunları şimdiye kadar böyle bir sürü. İşte camileri ahır yaptılar. E tabi Balkan Savaşı'nda kendi komutanlarımız okusunlar. Balkan Savaşı'nda camilerimiz depo olarak kullanmıştır. İhtiyaç halinde kullanmıştır. Bugün bile Güneydoğu'da bir sefer olsa bilmem ne olsa gece kar kız o camiye gider yatarsın yani. Bu kadar basit şeyi büyütmene ne alem var? Bir de bazı camiler kullanılmıyor. Hırpa, şey Korumasız kalıyor. Hani şey harabe olmasın diye koruma altına alınıyor. Bunları böyle hani bak bunlar camiyi şey yapıyor diye. Yaygara. Lası, şey, pis şeyler. Gerçekliği olmayan. O işte Aşık Beysel gibi halk ozanına şehre almadılar. En büyük yalan da bu. Ya Aşık Beysel Cumhuriyet dönemi 6 asırdır divan şairlerini ağırladı. Ulüfe verdi. Sarayında kabul gördü. Altı asırlık Osmanlı bir tane halk ozanını kabul etmiş değildir. Bir tane halk ozanına da para vermiş değildir. Tarihçiler bunu çıkarsınlar. İşte Cumhuriyet bu gerçekten. Türkçeyi en güzel konuşan, Türkçeyi en iyi anlatan halk şairlerimizdir. Alevi ozanlardır falan diye bunları öne çıkardı. Ve simgesi yaptı. Aşık Bessel Cumhuriyet'in resmi yüzlerinden, destan yüzlerinden biridir. Geldi, ağırlandı konferanslar verildi, köylere götürüldü, şeyler verildi. Fakat orada bir yerde diyelim, Polis var, arama var, birisi geçecek, kenara çekil denmiş. E bugün ben bile bu yaşıma kadar belli 50 kere yolum kesildi. Cumhurbaşkanı geçiyor, bakan geçiyor. Kesilmedi mi abi? Kesildi. Yarın şöyle mi yazacak? Ya atkenci yolda yürütmediler. Ne alakası var orada? Asayişle ilgili bir şey var. Cumhurbaşkanı geçecek, biz de kenarda bekledik böyle geçmesini. Beklemiyor musunuz? Bunları niye böyle, Hani bunlar elitiz, i̇şte bunlar böyle diye yaygara ediyorsunuz. Mesela şöyle bir şey var. Bu çok doğru bir şeydir. Kayıtlarda da var yani. Ulus meydanına kanıyı almadılar. Vay köylüye karşıydı bunlar. Ne alakası var? Şimdi kamyon gibi mi? E şimdi traktör alıyor musun? Üç tane köprü kurduk. Üç köprüden de bir tane traktör geçebildi mi? Geçemez. Yasak bu. Traktör giremez. O gün de şehir meydanında böyle bir önlem var. Ne var bunda? Ama bunları güya işte kendi şey kendileri halkmış. Bu insanlar elitist olduğu için köyü aşağılıyormuş. Köylüyü düpedüz yalan bu pislikleri hala yazıyorlar. Şunu desenize işte şimdi elinizde olduğunuz şirketler değil mi? Size bunları kim yazdırıyor? Şimdi elinizde olduğunuz size orada yazdıran şirketler var. Bu şirketler kimin parasıyla şirket? Bu halkın bilmem ne yapayım diyen şirketler devletin halkın parasını almışlar, kayrılmışlar. E şimdi size Atatürk'e küfredin diye maaş veriyor. Engin Ardıç Atatürk'e küfretsin. Murat Bardakçı yalan yanlış belgeleri söylesin. Milletin kafasındaki Atatürk resmi, Cumhuriyet resmi, bağımsızlık resmi çirkinletsin diye o şirketler size para veriyor. Şimdi siz 3-5 şirketin, 3-5 şirket nedir? Türkiye'nin zenginlerini 3-5 şirket yiyor. Halk, halk mı Halkın parasını alıyorsunuz. Engin Ardıç'a Atatürk'e küfretsin diye festikadirlerin bilmem nelerine dağıtıyorsunuz. Diyanet vakıflarının elitlerine dağıtıyorsunuz. Bu gerçekleri niye söylemiyorsunuz? Çünkü ruhları bozuk karakterleri bozuk. Düzgün insan değiller. Samimi Türk evladı değiller. Düzgün belgeleri adam gibi okumuyorlar. Türk halkı karşısında soylu davranmıyorlar. Tembeller, pısırıklar, çalışmıyorlar. Bir eser ortaya koyamıyorlar. Kendi becerileriyle yazar olamıyorlar. Şirketler gelecek, bunları torpil atacak, oraya koyacak. Hepsi böyledir, torpil. Ondan sonra da cumhuriyete küfret. Cumhuriyet dediğin Mondros'a karşı çıkmış be. Mondros'a, Sevre karşı çıkmış. Cumhuriyet bu. Ve batı dışı topraklarda kurmuş bu toprağı. Kim kurmuş, kim yapabilmiş? Öyle ya da böyle. Evet, Selaniksiz, Batımsız, Kerküksüz ama bir ülke kurabildik nihayetinde. Üç kuruşluk saygınız olsun be. Bari susun be. Ama merak ediyorsun nasıl bir karakter var bu insanların diye. Ya 40 yıl aralıksız siz bu ülkenin bağımsızlık değerlerine, ahlaki değerlerine, kurtarıcı kahramanlarına acımasızca Niye bu kadar rahat küfredebiliyorsunuz? Nasıl bir meşebiniz var? Avrupa'ya gideceğiz, gireceğiz güya. Türkiye'yi aşağılıyorlar. Türkiye'de ne gelenek var, ne tarif var, ne hiçbir şey yok. Amerika ile bir anlaşma yapacağız, Amerika'nın yanında da. Avrupa ile Avrupa'nın yanında. Bir dayatma, bir çözüm hepsinde yabancılara yanında Türkiye'yi aşağılama. E bir bakıyorsun bunları yapan insanların bu liberal zihniyetlerini merak ediyorsun. Omurgalarını merak ediyorsun. Kimsiniz siz ya? Nasıl bir insan evladı bu kadar kötü olabilir diyorsun. Dün tesadüfen dünya ünlü bir çizgi roman yazarı Stanley diye bu örümcek adamın kahramanı yazan, icaden eden adam 90'lı yaşlarda ölüyor. Ölüm üzerine Ertuğrul Özkök bir yazı yazıyor. Yazısında diyor ki işte ben İzmir Kahramanlar semtinde Amerikan çöplüğü vardı. Amerikan çöplüğüne gider. O çöplüğü eşilirken orada bu romanları bulurdum. Bir gün diyor bu çöplüğü karıştırırken ben diyor Amerikalı bir subay geldi başımı okşadı diyor. Ve bana çizgi romanlar getirdi. O günden beri ben bu çizgi romanları takip ederim. Lan çizgi romanları o kadar takip etseydin, önce 40 yıllık genel yayın yönetmenliğinde Türk Türk çizgi kahramanlarına saygı duyardım. Biz, bizim dergiler 100 bin, 150 bin sattı. Oradaki çizer arkadaşlarımızın hepsinin hürriyetin ve genel yayın yönetmenin yasağı vardı. ve onlar da milli kahramanlar. Aziz Nesin eserleri milli kahramanlar değil mi? O Leman'da, diğer dergilerde yapılanlar milli kahramanlar. Ya yani bu ülkede üretilmiş kahramanlar. Bizim çocuklar da mizahi kahramanlar yapmış. Bir kere bahsettiğim var mı? Yok. Ama Amerikalı olunca bir de nerede? Çöplüğü eşelerken. Şimdi burada bir insan kendiyle bir hesaplaşıyor. Şimdi Amerikan çöplüğü diye bir kavram vardı. Edebiyatımızda kullanılır. Ne Edebiyatımızda demek, da abi, geçer. Adana'da, Sinop'ta, İzmir'de, Trabzon'da üstler vardı. Ben Trabzon'da şahidim. 8-10 yaşında biz her yaz, her çocuk gibi... Su satardık, mısır satardık, boyacılık yapardık, sakız satardık özellikle sinema önlerinde. Ve çocukluğumuz böyle geçirdi. Yani yoksulduk. Her çocuk gibi. Özel bir takımız yoktu yani. Vanlı çocuk gibi. Hak geldi çocuk gibi. Ve bir gün Amerikan üssü vardı Bostepe'de. Moloz'a Amerikan çöp arabası gelirdi. Biz de öyle uzaktan eski terminalin karşısında Moloz mevkinde. Amerikan çöp arabası gelirken millet hırpani, yoksul halk birbirine ezerdi. Hani onun çöpünü ilk ben kapayım diye. Böyle yağma şeyi vardı. Aç fareler gibi bir sahne. Sen de uzaktan bakıyorsun. Bu benim için hep utan sahnesi olmuştur. Yani bizim bir ihtiyacımız olur belki. Ama biz hiç dokunmazdık. Böyle bir kültürle büyüdük. Çöpten bir şey alınmaz. Yerden bir şey alınmaz. Sakız satardık ama almaz yani. Böyle bir kültür vardı. Ve ama halkımız orada bir de 8 yaşında 10 yaşında çocuksunuz. Yani bir kültürel eğitimden mi geçtin? Milli bir eğitimden mi geçtin? Neden geçtin? 10 yaşında bir çocuğun nasıl bilinci olabilir? Herkes gibi. Ama bir insan olarak, bir çocuk olarak o insanlar o çöpe hücum eden insanların sefaleti, yoksulluğu, o bellerini bükülmesi, yerde eşelenmesi insanın ağrına giderdi. Şimdi bakıyorum. Ya hep bu 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 herkesin hayatında da bu Amerikan çöplüğüne karşı ve bunun simgelediği değerlere karşı Böyle bir şey vardı. Ayıptır lan ya. Kimdir Amerikan çöplüğünden ben bir şey yiyeceğim, bir şey alacağım, bir şey toplayacağım. İnsan gururuyla alakalı bir şeydir bu. Daha ötesi kölelikle alakalı. Köpeklikle alakalı. Sen gidiyorsun, bakıyorsun şimdi günlükler, romanlar, hatıralar, yazılar. insan bilmeden kendini ele verir. Bak herif Amerikan çöplüğünde eşinmiş bundan mutluluk duyuyor. Sevinç duyuyor Amerikan çöplüğünde eşinmekten. Bizse Amerikan çokluğunda eşinmeyi kendimize bir tecavüz gördük ve öyle büyüdük. Ya tecavüz etmek, ya bize tecavüz edilmiş, edilmesidir yani. Biz sömürgeciliğe karşı, emperyalizmi orada tanıdık. <laughs> bunlar emperyalistler okşamış, bundan hoşuna gitmiş. İhtiyarlarına kadar, <laughs> şimdi bu adam sıradan bir çöp eşeleyen bir insan değil. Bu ülkenin büyük bir gazetesinde 20 yıl yayın yönetmenliği yapmış. Fakat bakıyorsun ki o eşelediği çöp hayatı boyunca ihtiyarlığına kadar eşelemiş. Amerikan kültürünü, batı kültürünü, onların değerlerini, onların siyasi dayatmalarını hep değerli şeyler olarak görmüş. İşte meşrep bu. Nereden nasıl baktığına. O 8 yaşındayken o çöplüğe eşelemiş. Onun da bir annesi babası varmış. Ben de Trabzonlu çocuk olarak o çöplüğe baktım ve utandım. Bu karakter meselesi. Bir de insanda oluyor demek. Birinde olmuyor kardeşim. Olmuyor. Bakın biz doğduğumuz günden beri Amerika'yı emperyalist, beyaz adam, vahşi ve efendi beyaz olarak karşı çıktık. Kavga ettik hala. Ama sen o başı okşanmış bu çocuklar sürekli böyle hani Amerika şey ne olmuş ki gibi geçiştirecek. Bir kültürün içindeler. Şimdi bakıyorsun 2000 şeyden 15 Temmuz gecesinden sonra medya dağıldı, FETÖ kaçtı. Bazı gazeteleri boşaldı. Ve toplaşmalar başladı. İşte T24'e gidiyor bir takım yazarlar. Bakıyorum ki Amerikan çöplüğünde eşelenenler bir yerde toplanıyor. T24'te toplanıyor. Amerikan çöplüğünden utananlar da bir yerde toplanıyor. Biz bak buradayız. Ve kalkmış, hiç affet, affedemem bunu. Milli görüş, haber ne kadar doğru bilmiyorum. Biz yaptık haberi, o da TV'de. Etiyan yamağı Ali Bayramoğlu. Ali Bayramoğlu Ergan şamasını FETÖ'cü savcıdan alıp ilk gösteren adam. Amerikalarla nasıl iş dışı oldukları. Etiyen mahcup yan, Rant'ın cemaatin öldürdüğünü bile bile hissede hissede. Yedi yıl oradan maaş almış adam. zamanda yazdı. Ve o Yıldıray Oğur bilmem ne gibi. Ecik küçük çocuklar. Milli görüş dediğimiz Saadet Partisi'nin televizyon TV5 dediğimizde program yapacaklarmış. Bakın ne kadar hazin bir şey. Milli görüşte kimler? Amerikan çöplüğünü karıştıranlar kimler? Bu çöplüğü karıştıranlar nerelerde? FETÖ Amerikan çöplüğünü karıştıranlar, bu liberaller Amerikan çöplüğünü karıştıranlar, eşeleyenler, eşeleyip orada bir şey bulduklarını sananlar. Ne buldunuz? Etnik milliyetçilik buldular. Ülkeyi ortadan bölmek, Türkiye'nin Çanakkale Savaşı'na bile, Kurtuluş Savaşı'na bile hakaret. Onlar hepsini o çöplükte eşelerken buldular. Onları başlarını okşayan adamlar bunları bu hale getirdi. O başları o 8 yaşında Amerikalı subay tarafından okşanan çocuklardan ne bekleyeceksin? Aynen tıynekleri ve karakterlerinin rolünü oynadılar 80 nin. Ve bugün bakıyorsun ki Türkiye yine savunmasız. Yine Amerika'nın, Batı'nın, FETÖ'nün, PKK'nın saldırına karşı çıplaz. Türk basının onurunu kim tutuyor? Türk yazarlarının onurunu kim tutuyor? Amerikan çöplüğünü eşeleyen bu adamlar, bak kendi gazetelerinin, cemaatin FETÖ'nün gazetesi olmasını engelleyemediler. Oradaki Türk bayrağı logosunu bile kendi gazetesinden çıkartmak zorunda kaldı Ertuğrul Özkök Bey. Kendi yazarlarının namusunu bile koruyamadı. Hepsi dağıldı gitti. Dağılmadı mı? Dağıldı gitti. Kim koruyor? Ulusal Kanal, Oda TV. Çünkü biz çocukluğumuzdan beri Amerikan çöplüğüne karşı, orada eşelenenlere karşı bir tavır içinde olduk. Efendilere karşı, beyaz adama karşı, emperyalistlere karşı bir karakterimiz oldu. Bu bilimle, eğitimle geliyor diyorsan bana, e 8 yaşında çocuk bunu ne bilsin? Bu ya vardır ya yoktur demek. Böyle bir şeydir. Biz bu hayata şahit olduk. İşte bu Murat Bardakçılar, ona benzer Ertuğrul Kökler, o Engin Ardıçlar. Bunlar başları okşanmış insanlar. Sizi başınız okşanıyorsa sizi okşayan insanların adamı olursunuz. Sizi başınızı okşayan insanların biat edersiniz. Onların kulu, kölesi, müridi olursunuz. Onların tarikatı, onların cemaatinden olursunuz. Henüz altı sene önce cemaatle iç içe girmediniz mi? Bütün bu Avrupa ve Amerika'nın dayatmacı tezlerini 20 yıl, 25 yıl bu etnik milliyetçi tezleri köşelerinizde savunmadınız mı? Savundunuz. İşte bir roman kahramanı gibi görüyoruz sizleri. Sefil işte. Geldiğiniz yer belli. Kendi karnını doyuramayan insanlar ancak dilencilik yapar. Şüphesiz, yoksul, sahipsiz insanlar darda kalır, izde kalır. Hırpane hale gelir ve gider bir yerden bir şey alır. Biz bunu mazur görürüz. Her insan mazur görür. Bu başka bir şeydir. Ama şunu dersin kendine. Ya benim iki elim var, iki ayağım var. Henüz yürüyebiliyorum, çalışabiliyorum. O halde ben kimsenin başımı okşamasına bana bir şey vermesine izin veremem. Ben yerden bir şey alamam. Ben çöpten bir şey alamam. Cumhuriyet size gidip oradan eşelenin, burada çöplenin demedi. Cumhuriyet bize bağımsız bireyler ol. Kendi kanınızı kendiniz doyurun. Bakın bunun için dedi sanat mektepleri kuruyorum. Öğretmenle okulları kuruyorum. Öğretmen olun, sanat mesleği olun, torna şey, tornacı olun. Değil mi? Bir şey yapın. Sıraatçı olun. Bunları dedi. Niçin? Kimseye muhtaç olmayın. Kimsenin çöplüğünde eşinmeyin. Şimdi bunlar hepsi eşelenen insanlar. Ve hazin sonlarını gördük. Türk gençliğine buradan büyük bir ders çıkarsın. Herkes bir ders çıkarsın. Bu insanlar batının tezlerine, emperyalist köpeklere, onların cemaatlerine ve ajanlarına Niçin bu kadar kolay teslim oldular? Türk ordusunu teslim ettiler. Ses çıkmadı. Akademilerinden tek bir itiraz çıkmadı. Türkiye işgal edildi 7-8 yıl operasyonlarla. Niçin ses çıkartamadılar? Çünkü bunlar zaten çöplükle eşelenen o tür fırtlatı olan insanlardı. Biz yoksul evet sakız büyüdük. Ayağımız şeyle, çıplak lastik ayakkabılar giyiyorduk. Olabilir. Çalıştık, çabaladık, düştük, ağladık gücü, hayat bizi açtı. Depresyona girdik. Bir daha çalıştık. Bir daha yorulduk. Bir daha çalıştık. Bir daha yorulduk. Bir işimiz, bir mesleğimiz oldu. Ama nihayetinde kendi toprağımızda, kendi çalıştığımız kadar yedik içtik. Kendi mutfağımız kadar, kendi bileğimiz kadar. Şu gücüm ne kadarsa o kadar. Kimsenin de başımı okşamasına izin vermedim. Kimsenin de çöplüğünde şey yapmadım. Eşelenmedim. Bu bana, evet Amerikan çöplüğünde eşelenenler hızla general oldu. Hızla genel yayın müdürü oldu. Makam sıçradılar, şöhretleri sıçradı. Evet, bize bir faydası olmadı belki bunun. Ama ruhumuza bir kuvvet verdi. Öyle kimsenin çöplüğüne bakmadığımız için, kimsenin çöplüğünün yanından bile geçmediğimiz için ve bu adamlardan da iğrendiğimiz için bize bir güç verdi. Bir ruhumuz kuvvetlendi. Şimdi burada yumruğumu sıkarken hangi güçtür bu? Hangi kuvvettir? Onlardan utandığım için bir emperyalistlerin çöplüğünde eğilip bir çöpe almak utanç verici bir şeydir dedim. 8 yaşında, 60 yaşındayım. Bu benim ruhuma bir kuvvet verdi. Ama bunların ruhunda bir kuvvet oluşamadı. O yüzden cemaat kim Onların yazarı, çizeri kim? Onların adamları kim? Teslim oldunuz be. Üç kuruşluk adamlar be. Yarısı eşcinsel, yarısı şizofren. İnsanlara gittiniz, siz teslim oldunuz. Çünkü zayıf karakterleriniz vardı. Tembeldiniz, beceriksizdiniz bir basın, bir yayın, bir medya, bir edebiyat, bir eser oluşturacak yeteneğiniz yoktu. Onun bunun yardımı, onun bunun torpili. Böyle bir onun bunun işiyle yüzlerce insan güya aydın, güya yazar, güya medya oldunuz. Güya tarihçi oldunuz. Ama ruhunuzda kuvvet yoktu. Geldi cemaat, bir operasyon, iki operasyon, hepinizi korkuttu, hepiniz kaçtınız. E, tabii böyle kışkışa gelen, böyle yenilenmeye gelenler böyle bir kışkışla da gider. Biz o çöplükte eşelenmediğimiz için kimsenin de yemini almadığımız için bizi de kimse buradan kovamaz. Biz buradayız. Hadi gelsin güçleri yetsin. Hiçbir şekilde de ayrılmadık ve gitmedik. Lan gazeteni teslim ettim be. Türk bayrağını teslim ettin sen be. Gazetenin Türk bayrağı logosunu. Terbiyesiz adamlar. Çünkü seni bugün yemleyen yarın da kışkışlar. Evet dün yemlediler bunları çöplükle. Bugün de kışkışladı ve bunlar da ta ta, ta kaçtı. Tavuklar gibi. Ama biz kaçmadık. Buradayız. Çünkü kendimiz kazandık. Kendi ekmeğimi kendim kazandım. Yarın en beniz, en son kovacak olan ki aklım ucundan geçmez. Ulusal kanaldır ben gene gider ekmeğimi kazanırım. Ulusal kanalda da herkes kendi ekmeğini kendi kazanır. Onun bunun torpiliyle falan değil. Bu bir meşrep meselesidir. Hayat geçer. Bir bakarsın 20 yıl önce dünya benim, dünya onların gibi. Pop müziğe bile onlar karar veriyor. Aklına gelen bütün ödülleri onlar karar veriyor. Bütün akademik ünvanlar onlar şey yapıyor. Bütün generalleri onlar tayin ediyor. Ama ne oldu? Bir kış kışla gittiniz. Niye bu kadar kolay kaçtınız? Bu topraklar dediğimiz yere biraz duracaksın ya. Biraz duracaksın. Bu toprak, bu tarlalar dediğin, bu araziler dediğin yerde değil mi? Binlerce kez tarihin en büyük meydan savaşları bu yüzden verildi. Bu toprağı elimizde tuttuk. Ne oldu? Mülkümüz olsun, malkımız olsun, vergisi şey, tapumuz arazimiz olsun diye mi üç Hayır. Bu toprağa elimizde tutmanın sebebi bize kimse efendilik yapamaz. Hiçbir şekilde de efendi tanımayız. Hazret bilmem ne tanımayız. Fetullah Gülen Hazret Efendi tanımayız. Bunu burada Allah, ben Allah'ın dedi günlerde de söyledik. 40 kere de mahkemesine girdik ve söyledik. Benim gibi yüzlerce insan da söyledi. Tanımayız, efendi tanımayız. Amerikasında tanımayız, onu da tanımayız, bunu da tanımayız. Bu topraklarda 8 asır önce Şeyh de benim gibi. Alevi isyanlarının dibine girersen benim gibi konuşan insanlar vardı. Ben de aynısını diyorum. Efendi tanımam. Başkasını tanımam. Biz bu toprağın çocuklarıyız. Kimsenin zıkkınlanmasıyla, ulfesiyle, parasıyla, sadakasıyla, ihanesiyle yaşamayız. Toprak kendi bizimdir. Kendimiz sabah bismillah der, tarlaya girer, kendi karnımızı kendimiz doyururuz. Siz başkalarının yemlediği, başkalarının eşelendiği, çöplüklerinde eşelenen insanlarsınız. Ve siz tabii ki en ufak bir şeyde. Ha ha iyi, iyi. hemen böyle kıvırır kaçarsınız. Ve kaçıyorsunuz da. Kaçtınız da. Tabi yazarlığın böyle sürprizleri vardır. Gün gelir bakarsın ki anlayamazsın bir adam. Ya yani dersin ki ya bu adam niye bu kadar bozuk, soysuz, böyle şey tuhaf işler yapıyor. Ne istiyorlar bu memleketlerini? Bir işin içine girdiğin zaman değil mi? Romanı uzun uzun okurken bakarsın ki ya bu böyle bir yerden geliyor. Alışmış. Petro 8-10 yaşında çocukları alıştırıyor? Başkalarının ekmeğine, başkalarının yurduna, başkalarının değil mi parasına. Bak hep başkaları, başkaları, başkalarının torpili, başkalarının makamı. Hep başkalarına alıştırıyor. Kendine. Kapitalistler, şirketler bunlar böyledir. Bir ülkeyi şimdi şirketler ayakta tutamaz. Bu ülkenin halkı ayakta tutacak. Ama halkı dediğimiz nedir? Halkı dediğimiz çiftliklerini, hayvancılığını, fabrikalarını, atölyelerini organize etmiş, çalıştıran insanlar demek istiyoruz. Ve 40 yıl bu Amerikan tezleri, Avrupa tezleri ve içeride şirketler de tabii özelleştirmelerle maaş paralarını alıyor. Doğan Holding alıyor, bunları maaşlıyor. Bunlar da ya devlet niye çalışsın ki ayakkabı yapsın, bez yapsın diye çok güzel büyük şirketleri Türkiye'nin hepsini elinden çıkardılar. Ya Türkiye ne olacak ki? Zaten Kurtuluş Savaşı da eksik olmuş. Şuradan yarısını verelim gitsin. Bunun yazılarını yazdılar. Ülkenin yarısının vermesini yazılarına bunlar yazdı. Nasıl kazanıldığını bilmediği için, niçin de kazandığını bilmediği için o yazıları da herhalde yazmak çok kolay geldi bunlara. Kişiliksiz, tinesiz insanlar. İşte roman böyle bir şeydir, yazı böyle bir şeydir. Bugün gün yakala, yakalarsın onu oradan yani. Beni şaşırtmıyor. Yani 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında insanlar hangi eğitimi almış ki gurur diye bir şeyler oluyor. Bu çok ciddi düşünülmesi gereken bir şey. Hani çocuğa verirsin de almaz. Şimdi bakıyorum, Anadolu'nun çocuklarına bakıyorum. Benim gibi ya yüzlerce, binlerce insan ve be. hepsi benim gibi. Ya gerçekten yerden bir şey almak zordur ya. Çöplükten bir şey almak zordur. Versen de almaz. Şimdi her şeyi alan, çok rahat alan, onu hakkı gören bir nesil var. İşte bunların nesli. Hak görüyorlar. Çalmayı, çırtmayı, almayı, bedava makam, bedava torpil, bedava şu, bedava bu, bedava genelyen yönetmeni, bedava tarihçilik, bedava yükselme, bedava danışmanlık. İnsan utanır ya. Ben ne yaptım da bunları al, al, al alıyorum? Eğer bunları sana birisi veriyorsa sana bunların karşılığında bir şey isteyecek senden. Ne oluyor işte? Emperyalizm böyle so FETÖ de böyle soysuzlaştırdı. Şirketler de kendi adlarına bu insanları tutarak bu ülkeyi böyle soysuzlaştırdı. Ahlaksızlık dibine buldu. Ben bir şey aklıma gelip hep gidiyor. Bunu çözemiyorum da kendi kendime. Tekrar ettim burada. 3-4 defa daha tekrar etmek istiyorum. Ya tamam hani eğitim almışsındır, kültür almışsındır. Belli bir cemiyet seni eğitmiştir de. 30-40 yaşında ahlaklı bir insan olursun, dirayetli bir insan olursun. Bunu anlarım. Ama 8-10 yaşındaki çocuklar nasıl yapıyor? Bu ciddi bir sorudur. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Anadolu'nun tılsımı, Anadolu'nun büyüsü de buradadır. Her anne gibi, benim de annem, ilkokul 2'den Hasan Galeri bir kadın. İlkokul ikiden terk. 7 yaşına kadar sana ne vermişse, nasıl büyütmüşse seni, o farklı zarif içerisinde. Kuruş hesabını, adalet hesabını, arkadaşlık, dostluk, şunun malı, şu, şunu yapma, şunu etme gibi. O 7 yaşına kadar sana ne vermişse, şimdi Diyanet İşleri Başkanı olmuş, o 7 yaşındaki çocuk gibi duramıyor. İşte o Anadolu kültürünü annem nasıl almış? Benim annem gibi on binlerce anne. O yedi yaşına kadar seni tamamlıyor. Seni en büyük akademilerinden, ilahiyat fakültelerinden, insanlık derslerinden tamamlıyor, geçiriyor. <laughs> 7 yaşına kadar mührü basıp bitiriyor seni. Nasıl oluyor ki? Oluyor işte bu. Yaptı bunları. Bu Anadolu topraklarında savaşan, mücadele eden, hala içimizde hala yaşayan, vat ülkesini seven, sessiz yaşayan şehitler var ya. Adam temiz, inanmış tarlasına, atelyesine. Bunlar şehitler gibi sessiz içimizde yaşıyor. Milyonlarca insan. Onlara anneleri 7 yaşına kadar verdi bunu. Bak inanın verdi. 8 yaşına kadar tamamladı onu. O Anadolu kadını onu tamamladı. O Anadolu kadını da birileri bir şey demiş. Bir kere olan masalı, bir başka bir evliyadan bir masal, Kurtuluş Savaşı'ndan bir hikaye, dedesinden bir şey, Yunus Emre'den bir cümle değil mi? Bir şey almış o da o sana bunu veriyor. Ya da bir onun da çevresi, ailesi olmuş, yemişler, oturmuşlar, kalkmışlar bir kültür. O kültürü 7 yaşına kadar o anne sana yansıtmış bir şekilde. Eylem olarak. E şimdi bizim 7 yaşında aldığımız kültürü bakıyorum burada herif 20 yıl genel yayın yönetmenliği yapmış ya da Diyanet İşleri Başkanı olmuş ya da bilmem ne olmuş alamıyor. Anadolu kültürün büyüklüğü bu. Allah'a şükür olsun ki böyle analarda büyüdük. Ve benim gibi milyonlarca insan. Bakın utandırmadan bizi hayatımızın sonuna doğru götürdü. O aldığımız eğitim. Belki ondan sonra okuduk, romanlar okuduk, hikayeler, şiirler, çok farklı tarihler, kültürler tanıdık. Ama hepsi onun üzerine inşa edildi. Hepsi onun inşa edildi. Başkasının malına bakmayacaksın. Başkasının kızına bakmayacaksın. Hak yemeyeceksin. Neyse yani o günlerde o nasıl verilmişse sana, nasıl yapılmışsa. Ve bakıyorum bir, bir, bir tarafta da çok kolay. Her şey çok kolay. Yani şaşırıyorum. Bu kadar rahat nasıl alabiliyorsunuz? Nasıl bu makamları kabul ediyorsunuz? Nasıl bu kadar üşürüyorsunuz, sallıyorsunuz, boş boş lafları konuşabiliyorsunuz? Bu kavga sürecek, bu kavga büyük bir kavgadır. Gerçekten bu toprağın tohumlarıyla gı dışarıdan gelen <laughs> savaşın sürecek yani, bu uzun bir savaştır yani bu. Ha Türk yani böyle konuştuk, böyle yaptık, böyle hayatımız oldu da benim gibi milyonlar oldu da ne oldu? hala ülke şirketlerin ve bu rantiyelerin elinde. Ama olsun. Bu toprağı hala yaşatan bu milyonlardır. İçimizde şehitler gibi sessiz yaşar onlar. Anneler, babalar hala. Onları akademik eğitimleriyle, makamlarıyla ölçemeyiz. Onlar Anadolu insanlardır. Bizim insanlarımızdır. Benim annem gibi insanlardır. Yani onlar <laughs> her türlü kültürünü gitmiş. Amerikan çöplüğünü eşinirken çizgi romanlarda bulmuş. Batı okumuş, şunu okumuş. Değil yani. Onlar başka bir şey okudular. Adalet gibi, hak gibi, ahlak gibi çok derin bir şey şey yaptılar. Ben hala bu kadar kitabıma, bu kadar yazmama, çizmeme rağmen orayı çözemiyorum. 8 yaşındaki o çocuk utanıyor. Ağrına gidiyor. Para almak, yere eğilmek, çöpte eşinmek. Bu çok utanç verici. Sefaletin dibi gibi. Oysa orada mil bilgeler vardı. Ben size söylüyorum o rulman parçalarından bilgeler olur. Bilge çok değerli bir şeydi Amerikan çöplüğünde. Nikelajlı şeyler vardı bilge. Çocukluğumuzda demir bilge çok değerli bir şeydi. Canım da giderdi. Ama ağrıma giderdi almam. Almadım. Onların misketiyle oynamadım. Oynamadım abi. Üç dakika var abi. İstersen eee ekleme yapmayalım. Ya da istiyorsan ekleme yapacaksan. Yani daha soru sormayayım. Böyle bitirelim zaten. Saygılar sunalım. Hürmet edelim. Çok da söyleyecek bir lafım yok. Peki. Ağzına sağlık abi. Çok, Çok sağ ol. teşekkür ediyorum. Nihat Gençleber Yansı'nın bu hafta da sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese mutlu akşamlar.